Engin Ardıç, muhalif piyanist. Fazıl Say bir ödül almış. Yok, Varşova'da düzenlenen Chopin yarışmasında falan değil. Bunun piyano ile ilgisi yok. Beethoven Uluslararası İnsan Hakları Barış Özgürlük ve Yolsuzlukla Mücadele Ödülü. Fazıl Say'ın hangi yolsuzlukların nasıl mücadele ettiğini bilmiyoruz açıklarlarsa seviniriz. Beethoven'ın yolsuzlukla mücadele, insan hakları, barış ve özgürlükle nasıl ilişkilendirildiğine de aklımız ermedi. Viyana Belediyesi'nin inşaat ruhsatlarını mı incelemişti açık bulmuş. Yeğeni Karl'ın vesayetini üzerine alabilmek için Prens Metternich'e ona ithaf edeceği bir beste yapma sözü vermiş. İşi bitince de bu sözü tutmamıştı. Ondan herhalde Yok canım, Napolyon İmparatorluğunu ilan edince Üçüncü Senfoni'nin başına yazdığı ithafı silmiş ondandır. Her neyse, peki Fazıl Say ne yapmış da bu ödüle layık görülmüş? İslam dini aleyhinde tüvit atınca kovuşturmaya uğramış da ondandır. Bu tür gıcık ödüllerden John Dündar da eşek yüküyle topluyor. Tayyip Erdoğan'la papaz olana Avrupa ödüller yağdırıyor. Sırada Ahmet Altan olmalı. Rus gazeteci Svetlana Alekseyeviç almıştı. Onun için almasın ama bunun için önce hapis yiyip sonra da kaçması gerekebilir. En ilginç yanı bu ödülün basınımızın Erdoğan düşmanlarını mutlu etmesi. Yüreklerine su serpmiş, içlerine aydınlatmış, karamsarlık bulutunu savurmuş. Önceleri pek severken Fetullah'tan gelen talimat üzerine birdenbire Erdoğan'a düşman kesilen liberallerimizde de e, Orhan Pamuk Nobel alınca bir serinlik bir ferahlık gelmişti. İçe aydınlanan ferahlayan arkadaş bana iki satırla da olsa Fazıl Sayın Söz gelimi Bah yorumuyla Glenn Gould'un yorumu arasındaki farkı anlatabilsin sözlerimi geri alacağım. Sonra da oturur birlikte Fazıl Sayın Fenerbahçe Senfonisi isimli pek değerli eserini dinleriz. Bu sefer de Aziz Yıldırım sevinir. Necip matbuat ama gene şalteri şartel yazmışsınız be evladım. Haberi geçen ajans boğaltı yiyor. Sizde en küçük bir tahsih gayreti yok. Gerçi biz tashihe tashi diyenlerinizi de görmüştük ya. Düzelti diyelim isterseniz. Kareografiden çok şükür vazgeçtiniz. Maç anlatan Hamşo bile ağzını düzeltti. Sırada Abondone var. Motomot var. Korakor var. Bir de Subasman var tabii. Fransızca sous Basement. Bunun suyla sabunla ilgisi olmadığını değerli inşaatçılarımıza ve belediyecilerimize asıl sizin öğretmeniz gerekirdi. Bilmem kafanız bunlara şarj ediyor mu? Engin Ardıç Sabah